kısa bir yerine. Okay, something strange for me because it's two different half. Benim için tuhaf bir maç oldu. İki farklı iki tane yarı seyretti. İlk yarı ve ikinci yarı olarak. First half we don't have a lot of chance and we scored two goals. Second half we have 5-6 chance big and one penalty and we don't score. İlk yarı çok pozisyonumuz oldu. İki tane gol attık. İkinci yarıda 5-6 tane pozisyonumuz vardı. Hatta bir de es geçilen penaltımız vardı. Ama skoru üretemedik. When you have 2-0 you must to close the game. 2-0'ı bulduğunuz zaman artık oyunu kapatmalısınız. It's not possible to receive two goals from cross and to receive two goals. İki tane ortadan iki tane gol yemek mümkün değil. And second half you have 4-5 chance just to give last pass to score and we don't score. 4-5 tane de net pozisyonumuz vardı. Final paslarının biraz daha doğru verilmesi gerekiyordu, doğru kararlarla. Bunları da yapıp skor üretemedik. Also now I see in TV the action. It's penalty, no 100%, 1000%. Şimdi televizyonda da seyrettim. Penaltı pozisyonunu, penaltı aksiyonunu. %100 değil, %1000 penaltı verilmemiş penaltımız var. Also Wallace after first half they have some problem, some pain. They continue, they make injection. For this I put one another stopper because he say mister I don't know if I continue until finish. Tabii ikinci yarının devre arasında Wallace'la konuştuk. Wallace'ın arka delesinde bir sıkıntı vardı. Enjeksiyon oldu. Kendisi iğne oldu. İğneyle devam etti. Maçı bitirip bitiremeyeceğimi bilemiyorum hocam dedi bana ikinci yarı çıkarken. Bu yüzden stoperleri üçledik arkada. Also Kayseri they start second half with two striker. Tabii Kayseri'de ayrıca ikinci yarıya iki forvetle başladı. But if you cross 40 meter and you don't follow the ball and they come and they score. Ama 40, what can I say more? 40 metreden orta yapılıp topu da takip etmiyorsanız ve gol de yiyorsanız artık daha ne diyebilirim ki bununla ilgili? You have 2-0, you have lot of chance to make 3-0. If you don't score, football they punish you. 2-0'dı maç. 2-0'ın üzerine birçok da pozisyon bulduk. Bulduğunuz bu pozisyonların üzerine artık üçüncüyü de bulmadığınız zaman futbol sizi cezalandırıyor. Okay, I don't know what happened. I was inside the dressing room. Ben içerideydim, soyunma odasındaydım maçtan hemen sonra. After I go outside and I want to be calm everybody, to don't make any mistake. Sonra da dışarı geldim, duydum, dışarı çıktım. Herkesi sakinleştirmeye çalıştım. But I want the referee to come in my dressing room to see how they cry my player. Ama hakemin de, ben tabii hakeme yardımcı olmaya çalıştım. Herkesi sakinleştirdim. Kimsenin büyük bir hata yapmasını istemedim ama hakemin de maçtan sonra soyunma odasına gelip oyuncularımın nasıl ağladığını görmesini isterdim. I have Haddadi, it's 1 meter behind Munir. He say if this is not penalty, I stop football. Haddadi dedi ki ben 1 metre Munir'in arkasındaydım. Eğer bu penaltı değilse ben futbolu bırakacağım. Also I am here from 9 games. 9 maçtır da buradayım. No one time one referee they go to VAR for Malatya. Bir kere bile hakemin VAR'a gittiğini görmedim Malatya için. If you are, I listen now, in the VAR it's one referee from PTT League. Şimdi duyuyorum VAR hakemi bir alt ligin TFF liginin hakemiymiş. I have this Hüseyin Kocan, I have this referee, I know him from Bucharest when I play against Roma in Champions League. Ben Bukareş'teyken Hüseyin Göçe'yi Roma'ya karşı oynadığım maçtan da biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde. If you are 50-50, you don't know if it's penalty, you must go to VAR. Eğer %50-%50 ise, tam karar veremediysen, net değilsen, VAR'a gitmelisin. And you take decision if you know in the VAR it's one referee who is down than you. Ayrıca seviye olarak çok yüksek seviyede bir hakem olmadığını biliyorsan VAR'da, yeni bir hakem olduğunu biliyorsan VAR'da, VAR'a gelip penaltı kararını kendin vermelisin. All Turkey say, I don't know, I want to ask you, you are here, he was penalty or not? Ayrıca burada hepinize sormak istiyorum, sizlere de sormak istiyorum, penaltı mıydı değil miydi?
If it's penalty, it was penalty. It's 3-1, it's finished the game. Eğer penaltıysa maç 3-1 oluyordu. Maçı da koparıyorduk. Normally, you have big chance to score. Evet, penaltı çok büyük bir şans, gol şansıydı sizin için. Why everything come against Malatya? Niye her şey Malatya'ya karşı geliyor? Malatya'nın üzerine Why? Geliyor. Neden? Everything what he was 50-50 in duels they give for them. Eğer %50-%50 ise bir pozisyon karar verilememişse neden taktiraklarını karşı taraf için kullanıyor hakemler? They players feel. Futbolcular bunu hissediyor. He say to me now, coach, we work one week. Outside it's -7 when we make training, -10 sometimes. We make sacrifice. And why somebody come and they joke with our work? Şimdi oyuncularım bana diyor ki hafta boyunca çalıştık. Dışarısı çalıştığımız saatlerde dışarısı -7 derece, -10 derece. Bugün de maçta öyleydi, soğuk bir havada. Şimdi bu nasıl olabiliyor ki birisi geliyor ve bizim bütün çalışmamızı elimizden alıyor, çalıyor. I don't want to insult the referee. Tabii bir hakemlere bir hakaret etmek ya da onlara karşı bir şey söylemek istemiyorum. It's not important if Shumudika pay for these 2 points, if players pay for these 2 points, but one city, one community, one big city from Anatolia, they pay for this. It's not normal. Ya yani bu tabii benim için çok önemli olmaz. Ben ödeyebilirim bunun bedelini. Oyuncularım da ödeyebilir ama büyük bir Anadolu şehri bunun bedelini ödeyecek. Bu hiç doğru değil. Bu hiç normal değil. Just I have one question. Sadece bir sorum olacak sizlere. If this action it's in the for one big team from Turkey. Eğer bu aksiyona sahip bir büyük bir Türkiye'deki büyük takımlardan biri olsaydı bu pozisyon. You think the referee they go to VAR? Düşünüyor musunuz ki hakem gidecekti VAR'a? Why for Malatya he don't go? Gidecekti. O zaman niye Malatya için gitmiyor? Everybody make mistake. Me I make mistake. Players make mistake. Everybody. Herkes, but give me what I deserve. Herkes hata yapabilir. Ben hata yapabilirim. Oyuncularım hata yapabilir ama bize hak ettiğimizi verin. Nobody come to me to talk with me. İkinci soruyla ilgili son haftalarda da kimse gelmiyor benimle konuşmak için. That the club is not calling to you. Calling to them. But it's not my mistake. I would. I don't have your number. Bu benim hatam değil. Senin numaran yok bende. For me, if you want to come, if you want to come every day in training, I talk with everybody. I am popular guy. I talk. Bana sorarsanız ben popüler bir insanım. Eğer her gün benimle gelip konuşmak isterseniz, ben escape. Her gün sizinle konuşurum. I don't escape. Bundan kaçmam. Her gün sizinle röportaj yaparım. I need the media. Medyaya da ihtiyacımız var. One coach out, media is zero. Medyasız bir hoca sıfırdır. You have your job, I have my job. Bu sizin işiniz, bu da benim işim. For me doesn't matter when you want to talk with me, I am open. Eğer benimle konuşmak istiyorsanız ben açığım buna, hazırım. Ne Every zaman? Time. The club has to call to them, otherwise they cannot come to the club. What can I do? And I am foreigner. What can I do? Ne yapabilirim ki ben? Yabancıyım sonuçta. The first question about the second half of the match. No, we have big problem, physical problem. Büyük bir fiziksel problemimiz olduğunu düşünüyorum. But also, I don't think so it's just physical. It's physical because some players every time they have pain. Tabii bu sadece fiziksel değil. Fiziksel yönü şöyle, bazı oyuncuların ağrıları var. But if you have 2-0, you don't have any excuse. Ama 2-0 gibi bir skora sahipseniz artık hiçbir sebebiniz olamaz. Even coach, even players. Hocanın da, futbolcuların da. You must win this game. Maçı kazanmalısınız. Okay, this is not why second half. Because the players when they think it's 2-0, they want to conserve the result. 2-0'ı elde ettikleri zaman artık sonucun geleceğini düşünüyorlar futbolcular. If you don't win last 7 games, 8 games, when you have 2-0, you want to keep the result. Son 6-7 maçınızı kazanmamışsanız artık 2-0 öndeyseniz evinizde artık bu sonucu korumalısınız. After 45 minutes, when I go inside, I tell them it's 0-0.
45 dakikanın sonunda, ilk 45 dakikanın sonunda içeri girdiğimizde oyuncularıma maçın 0-0 olduğunu söyledim. If you don't score next goal will be difficult. 2-0 is more dangerous score. 2-0'ın çok tehlikeli bir skor olduğunu söyledim. Üçüncü golü bulmamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. We have lot of chance to score. Skor yapmak, üçüncüyü de bulmak için ikinci yarı çok şansımız oldu. But we don't score. Also after they come this referee who I think today we lose two points. It's first time when I say from one mistake of the referee. Tabii 2-0 üçüncü golü de bulamadık. Üçüncü golü bulamadıktan sonra bir hakemin de bir olayı oldu. Ama galiba kariyerimde ilk defa şunu söyleyeceğim. Bir hakem yüzünden ilk defa takımım 2 puan bıraktı sahada. How you say he was penalty? Sizin de söylediğiniz gibi penaltıydı. Çok teşekkürler.